Organik tarımı dayanıyor. Organik tarım taşına, toprağına, buranın gübre, mübre, her kesinlikle bir şey demeyik yani. Yeni bahçe yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nedir dayıcığım? Yeni bahçe yapmak, organik işte. Doğal. Şu gübrelerden uzak dursunlar. Evet dayıcığım. Başka tek kelimeyle bu. Bu mal, bu mala ne ister ya? Kaç yılda yetişti bu zeytinlik dayıcığım? Burası 7 senelik falan. 7 sene oldu. Bu vaziyete geldi 7 senede. Elinden makas düşmüyor ki böyle o. Devamlı ağaçlara bakım yaparsınız değil mi? Tabii. Kuruyan dalları. Hoşuna gitmeyen dalı anında keseceğim. Ortasını açacağım ağaçlarım. Bazen çok eleştiriyorlar ortalarını açmayı, işte ağacın gidiyor diye. Yanlış bir fikir değil mi? Hayır. Ağaç kesildikçe kendini yeniliyor. Ağacın ortasına güneş değecek, hava değecek. Kuş geçecek, öyle diyor uzmanlar. Kuş geçecek, hava değecek ve güneş kuş değecek. Kuş kanat yani sağa sola değmeden rahatlıkla uçabilecek, onu söylüyor. Evet. Üzümlerim olmadığı zaman geldim. Sınav dönemi bu döneme denk geldi dayıcığım. Hayırlısı olsun. Başka hayırlısı. Bir zaman üzüm mevsimi. Ama bu yıl kış herhalde çetin geçti. Çünkü ben geçen yıl Haziran ayında geldiğimde her şey olmuştu. O zaman tabii. Bu sıcak fazla olmadığından kaynaklanıyor değil mi dayıcığım? Mutlaka tabii. Hava kış gidince her şey, güneş, hava nasıl insanın her şeye ihtiyacı olduğu gibi bunun da havaya, suya, güneşe ihtiyacı var. En fazla güneşe. Örneğin bak mesela şimdi arı kovanı gibi şeyin zeytinin içerisi. Görüyor musun? Evet. Güneş de geçiyor, kuş da geçiyor, hava da geçiyor. Kuş da geçer. Yeni çiçeğini döküyor. Yeni şeye, tohuma döndü bunlar. Bunlara ilaçlamak gerekiyor mu? Bunlara ilaç 10 gün sonra. 10 gün sonra. İyice çiçeğini döktükten sonra mı? Çiçeği dökecek. Böyle saçma gibi olduktan sonra. Ne için ilaç atılıyor? Kurt için. Kurt yiyor, döküyor. Yoksa herhangi bir böyle gelişmesi için falan değil. Sadece haşeradan korumak için. Haşeradan korunması için. Peki onun zeytine organik anlamda yan etkisi oluyor mu? Olmaz, hayır. Onun kesinlikle olmaz. Evet. Oran bitmedi mi? Durum bitti de. Bunları izninle YouTube'da paylaşabilir miyim? İnternette. İnternette. Ben bileyim vallahi internet. Belki bakıp yeni bahçe yapmak isteyenler verdiğin... Yeni bahçe yapmak isteyenler eğer temelinde yoksa mutlaka bir uzman aracılığıyla, yani bir uzmana danışsınlar. Yani kendisinin önceden bahçe tecrübesi yoksa bir bilenle beraber. Yani anneden babadan görmemişse mutlaka etrafında bilenlere, daha olmadı ziraat, her kazada bugün ziraat fakültelerinin şeyi var, tarım müdürlüğü var. Evet. Bunlar... Hicazlar bunlar. Daha yeni çiçek açıyor. Bunlar.
Bunun ekşimi tatlı mı olur bunlar hacım? Bunlar hicazları. Çok geç toplamak gerekiyor. O zaman çok güzel oluyor yani. Evet. Ekşi de kullanılıyor mu bunlar ekşi yoksa de, yemek için mi? Ekşi de yapılır. Ekşi de yapılır. En fazla veya en az zahmetsiz meyve hangisi hacım? Vallahi öyle bir şey zahmetsiz bir şey yok bu dünyada. Yani az zahmet çok meyve getiren bir ağaç var mıdır? Ya mutlaka bir emeğin karşılığı var. Emeğe gitmezsen hayatta hiçbir şey olmaz. Yani az çok uğraşacaksın bundan. Bunlar işte cevizler, daha cevizler yeni ekilik daha mahsul olmadı. Bundan öbürlerinden alıyoruz. Bir ceviz ağacı kaç yılda mahsul verir tahmini dayıcım? İyi bakılırsa. Şimdi teknik ilerledi. Bodur ağaçlar 3 senede veriyor. Yani kısa boylu ağaçlar. Bodur meyve denilen yani bodur çeşitler. Derken çeşit hangi çeşit oluyor? Bodur çeşitleri bunları bugün fidancılar yetiştiriyor. Onlardan almak gerekiyor. Fakat işte bu Maraş'ta sürtünmez denilen bir ırk var. Efendim Bursa'da bir Amerika'dan gelme bir çeşit var. Fakat vatandaşın kesesine uygun değil maalesef. Bu da çok pahalı. Bir tanesi 30 lira. Yani büyük bahçe yapanlar için bayağı bir külfet. Yani İl Tarım Müdürlüğü bu noktada vatandaşlarımıza yardımcı olması gerekir fiyat noktasında diyorsunuz. Fiyat tabii ama üretici kişi ancak böyle mal ediyorum ben diyor. Evet. Tabi tüplü bunlar, şeye torbaya ekiyorlar yalnız. Biraz zahmeti de var yani. Oldu yani yukarı çıkalım. Tamam, teşekkür ederiz hocam.